Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ateş Hattı serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün fark ettiğiniz üzere farklı bir arka plandayım. Bu videoyu arkadaşımın evinde çekiyorum. Çünkü Ateş Hattı videolarında böyle daha renkli bir arka plan kullanmamı istediniz. O yüzden böyle bir şey tercih ettik. Eğer beğendiyseniz lütfen yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Yorumlara göre bundan sonraki Ateş Hattı videolarını bu arka planda çekebiliriz. Bugün yine gündemle alakalı birbirinden ilginç, birbirinden sansasyonel haberlerimiz var. Bunların her birini masaya yatıracak ve birlikte değerlendireceğiz. Fakat öncesinde eğer Ateş Hattı serisinin daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı zamanda Ateş Hattı'nın bundan bir önceki bölümünü izleyenler biliyorlar. Yakın zamanda Twitch platformunda canlı yayınlara başlıyorum ve canlı yayınlar öncesinde de bir Discord sunucusu kurduk. Açıklamalar kısmında Discord sunucumun linki var. Sizi de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Bu kadar kadına şiddet, bu kadar kadın cinayetleri olan bir ülkede şu diziyi çekerken ve yayınlarken bu tarz sahneleri bu kadar betimlemeniz gerçekten iğrenç. Herhangi bir rahatsız edici, ortamı gerici hiçbir şey yok. Keşke sosyal medyadaki bütün atışmalar bu şekilde olsa. Yurt dışında bir şirket kuracağım ve insanlara paralarını yavaş yavaş geri yollamaya başlayacağım. Bu açıklama bana çok tanıdık geldi çünkü Çiftlik Bank Tosun da Türkiye'den kaçtıktan sonra bu ve buna benzer birkaç açıklama yapmıştı. Wow. Evet, ilk haberimize geçmeden önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün atalarımızı saygı ve minnetle anıyorum arkadaşlar. Wow. Ateş Hattı'nın ilk haberi Türk televizyonlarından geliyor. Yakın zamanda Camdaki Kız isimli bir dizi başladı. Büyük ihtimalle televizyon izleyen biriyseniz bu diziye denk gelmişsinizdir. Hatta belki de izliyorsunuzdur. Çünkü reyting sonuçlarına baktığımız zaman bu dizi gerçekten iyi bir reyting alıyor ve kendisini konuşturuyor. Bu konuşulma konusuna örnek vermek gerekirse dün dizinin yayın günüydü ve dizi bittiği andan itibaren Twitter'da TT oldu. Yani Türkiye'de şu an Camdaki Kız dizisine gerçekten yoğun bir ilgi var. Peki bu dizi nedir? Bu diziyle alakalı attığım dünkü storyleri neden attım? Biraz onlardan bahsedeyim. Öncelikle diziyi izleyen bir arkadaşım sayesinde rastladım. Benim evimde oturuyorduk ve açtı diziyi izlemeye başladı. Ben de haliyle bir bakayım dedim. Neymiş? Çünkü televizyonda gerçekten izlediğim benim sadece bir iki tane dizi var. Buna da bir bakayım dedim. Bir şans vermek istedim. Ve ilk dakikasından kalktığım o 20. 30. dakikaya kadar midem bulandı. Bunun sebebine birazdan geleceğim. Fakat öncesinde belirtmek istediğim bir şey var. Herhalde Türk dizilerinin Olmazsa Olmazlar Kuralları diye bir kitabı var. Ve bu bütün yapımcılara, yönetmenlere dağıtılmış durumda. Çünkü Türk dizilerine baktığımız zaman özellikle son 3-4 yıldır kadına psikolojik ya da fiziksel şiddet olmayan bir diziye denk gelmemiz çok ama çok zor. Herhalde Türk dizilerinin yapımcıları reyting almanın formülünü kadına şiddete bağlamış durumdalar. Bunun herhalde ne kadar büyük bir problem olduğunu hiç kimse farkında değil. Zira ülkemizdeki insanlar izledikleri dizilerdeki karakterlerden ve olaylardan fazlasıyla etkilenmeye müsait insanlar. Yani çoğunluk için konuşmuyorum ama gerçekten böyle bir kitle var. Bunu hemen bir örnekle açıklayayım. Yıllar önce Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır karakteri öldüğünde ülkemizde cenaze namazı kılınmıştı. Yine aynı şekilde Kurtlar Vadisi'ndeki Memati karakteri öldüğünde de ülkemizde cenaze namazı kılınmıştı. Yani ülkemizdeki insanların bir kısmı gerçekten dizilerden ve dizilerdeki karakterlerden çok fazla etkilenmekteler. Ve siz bu insanların önüne devamlı olarak kadına şiddeti sunarsanız bu insanlar bundan da etkilenirler. Ki günümüzde zaten kadına şiddet ve kadın cinayetleri ülkemizin en büyük problemlerinden biri olmuş durumda. Ve ne yazık ki ülkemizde niş kitleye değil de böyle genele hitap eden Türk halkının çoğunluğunun izlediği dizilerde de böyle olayları devamlı olarak görüyor olmamız çok büyük bir yanlıştır. Bu konuyla alakalı olarak ilk dün Instagram'da isyan ettim ve Instagram'da isyan ettiğimde bazı insanlar gelip şunu yazdılar. Ya bu olaylar gerçekten alınma, işte bunun kitabı var. Kitabı yazılmış ve çok iyi bir kitap. Vesaire gibisinden bana karşı tepkilerini dile getirdiler. Şimdi bu konu bambaşka bir konu. Bu gerçek hayattan alınmış bir konu olabilir. Gerçek hayatta buna benzer şeyler, hatta bundan çok daha kötüleri yaşanıyor. Bunun zaten farkındayım. Fakat bu kitabı dizi olarak önümüze sunmanın bence hiçbir manası yok. Ki geldiğimiz noktada sizi şimdi biraz geçmişe götüreceğim. Çünkü geçmişte Türkiye'de RTÜK'ün aldığı, daha doğrusu mahkemelerin aldığı bazı kararlar var. Bu kararlarla bu tarz diziler hiç mi hiç uyuşmuyorlar. Örnek vermek gerekirse isimlerden tamamen bağımsız konuşuyorum. Hiç kimseyi savunmuyorum, hiç kimsenin konusu hakkında konuşmuyorum. Sadece örnekleme yapacağım. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz senelerde Ezhel, Kontkar gibi rapçiler sözlerinde madde bağımlılığına yönelik içerikleri olduğu için hapse atılmışlardı. Hatta rapçileri geçtim, bazı YouTuber'larda parodi videoları yüzünden mahkemeye çıkmışlardı.
demişlerdi. Hatta haklarında hapis isteniyordu. Şimdi burada bir tutarsızlık var. Çünkü Türk dizilerine baktığımız zaman dizilerin birçoğunda şu anda kadın cinayetlerine ve kadına şiddete denk gelmekteyiz. Mesela Camdaki Kızı ben eleştirirken insanlar bana gelip bu bir kitaptan alıntı, bu gerçek hayattan alıntı, bu bir sanat diyorsa rapçilerinki neden sanat olarak kabul edilmiyor? Yani rapçiler de şunu mu yapmalı? Her şarkının başına veya açıklama kısmına bu gerçek hayattan alınmış bir hikayedir yazarsa mevzudan sıyrılıyorlar mı? Mesela ben bunu çok merak ediyorum. Ki aslında olay gerçek hayattan alındı alınmadı mevzusu da değil. Kitabı tamamen okuyan bazı arkadaşlarım bana şunu söylediler. Kitapla dizinin alakası yok. Dizide her şey çok fazla abartılmış. Korse diye bir şey kitapta yok falan yazmışlar. Bu konu hakkında yorum yapmayacağım. Çünkü açık konuşmak gerekirse kitabı okumadım. Kitap hakkında bir bilgi sahibi olmadığım için yanlış bir bilgi vermek istemiyorum. Fakat aranızda kitabı okuyanlar varsa aşağıdaki yorumlar kısmından beni düzeltebilirler veya doğru bilgilendirmeleri yapabilirler. Öte yandan diyelim kitapta bu korse muhabbeti var. Bu korse muhabbetini sahneleştirirken bu kadar vurucu yapmanıza gerek yok. Ki buna benzer dizide neler neler var. Şimdi ben bir dizi kanalı değilim, bir film eleştiri kanalı da değilim. O yüzden işin sanatsal kısmına, işte sahnelerin çekim tarzına falan girmek istemiyorum. Onlar dizi ve film eleştiren kanalların işi. Yani ben o kadar bilgi sahibi olmadığım için çekimlerine yönelik bir eleştiride bulunmak istemiyorum. Yani durum bu. Gerçekten mide bulandırıcı, rezil bir dizi şu anda Türk televizyonlarında bangır bangır oynamakta. Aynı şekilde gelmek istediğim bir yer daha var. Ki buraya gelmeyi ben zaten çok istiyordum. Bu dizi vesilesiyle istediğim şeyleri net bir şekilde dile getirme fırsatım var artık. Buradan Rütük hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. 2-3 senedir sosyal medyayla ve dijital yayıncılıkla istediğiniz gibi uğraşıyorsunuz. İstediğiniz gibi haber yaptırıyorsunuz. İstediğiniz cezaları kesiyorsunuz. İstediğiniz her şeyi yaptırmayı da bir şekilde başarıyorsunuz. Şimdi mesela şunu çok merak ediyorum. %100 denetim uygulanan Türk televizyonlarında bu dizi nasıl onay alabiliyor? Nasıl oynayabiliyor? Hatta daha komiğini söyleyeyim ben size. Bu dizinin yaş kısıtlaması kaç biliyor musunuz? +7. Yani evet, Netflix belki sevişme sahnelerine yer veriyor, çok +18 içeriklere yer veriyor. Ama Netflix yazıyor +18'dir bu dizi diyor. Bizim televizyonlarımızda bu dizi +7 ibaresiyle oynuyor. Yani 7 yaşından büyükler için bekaret korsesi çok normal. Dizide lanse edilen bir fantezi sahnesi var. Fantezi araç gereçleri çok normal. Gerçi kelepçeyle galiba kırbacı sansürlemişler ama bunlar çok normal şeyler. O yüzden +7. Ama YouTuber'lar, ama rapçiler, ama Netflix kötü örnek oluyor. Yersen. Yani bana göre geldiğimiz noktada Rütük dijital yayıncılığa el atana kadar, Netflix'te uğraşana kadar, YouTuber'larla uğraşana kadar, Spotify'la uğraşana kadar Türk televizyonlarına bir baksın. Çünkü ben Türk televizyonlarını her açtığımda bir kadının öldürülme sahnesinden veya bir kadının bir erkek tarafından dayak yediği sahneyi görmekten çok sıkıldım. İğrençsiniz, mide bulandırıcısınız. He tabii ki suç sadece yapımcılarda ve yönetmenlerde değil, suç izleyicilerde de. Buradan yaşı büyük olan abilerime, ablalarıma seslenmek istiyorum. Bu kadar çok psikolojik ve fiziksel şiddetin yer aldığı dizileri izlerken nasıl mutlu olabiliyorsunuz veya bunları neden izliyorsunuz? Ya gerçekten anlam vermek mümkün değil. Ya bir korsa sahnesi var. Bununla alakalı bu arada Murat Soner'in de videosunu izledim. Çok güzel konuşmuş. Ağzına yüreğine sağlık. Söylediği bir nokta var. Çok katılıyorum o söylediği şeye. Muhtemelen bir ay sonra, iki ay sonra bu dizi eğer devam eder, reytingler de bu şekilde devam ederse esnaflar Camdaki Kız bekaret korsesi diye bir şey satmaya başlayacak. Bu kadar iğrenç, bu kadar mide bulandırıcı bir şeyi nasıl insanlara sunabiliyorsunuz? Bu kadar kadına şiddet, bu kadar kadın cinayetleri olan bir ülkede şu diziyi çekerken ve yayınlarken bu tarz sahneleri bu kadar betimlemeniz gerçekten iğrenç. Evet, diyeceklerim bu kadar. Yani bu diziyi izleyen, yapan hiç kimseye saygı duymuyorum. Gerçekten inşallah en yakın zamanda Rütük'ten ceza yer, hatta kaldırılır. Yani ceza değmesin, komple kaldırılsın. Bu dizinin varlığı bana şu an batıyor ve bu diziyle alakalı gördüğüm her iğrenç şeyi de bıkmadan, usanmadan koyarım. Çünkü gerçekten bu diziye kafayı taktım. Bu dizi Türk televizyonlarında olmaması gereken bir dizi. Ha, diziyi kitap üzerinden savunanlara şunu da söyleyeyim. 20 tane kitap bulurum size. Hiçbirini dizi yapamazsınız. Bazı şeyler kitap olarak güzeldir, değerlidir. Fakat diziye dökmeye gerek yoktur. Mesela bunu da Murat Soner söylemiş. Bundan dolayı da tebrik ediyorum. Gerçekten 10 numara bir tespit. Evet, kısacası Camdaki Kız iğrençliği ile alakalı söyleyebileceklerim bu şekildeydi. Siz de lütfen yorumlar kısmında bu konuyla alakalı düşüncelerinizi bana dile getirin. Çünkü fikirlerinizi merak ediyorum ve okumak istiyorum. Sıradaki haberimize geçelim. Wow. Evet, sosyal medya bu hafta yine atışmasız kapatmadı. Bu hafta eski atışmalarıyla hala akıllarda olan ve nerede o eski atışmalar dediğimiz isimler tekrardan birbirlerine göndermeler yaptılar. İlk olarak Enes Batur şu anda ekrana gelen bu story'i attı. Ve Enes kibarca şunu söyledi, işte gelecekteki oğlum rahat yaşasın diye ben şu anda çalışıyorum dedi ve buna uygun bir poz verdi. Bunun üzerine Berkcan ve arkasından Rain Man de yine şu an ekrana gelen story attı.
Sonrasında ise bu olayın devamı gelmedi. Bu atışmaya baktığımız zaman bence gayet tatlı, gayet keyifli bir atışma. Herhangi bir rahatsız edici, ortamı gerici hiçbir şey yok. Keşke sosyal medyadaki bütün atışmalar bu şekilde olsa. Açıkçası ben bu storyleri izlerken çok güldüm. Özellikle Enes'in storiesinden hemen sonra Berkcan'ın attığı story'e ekstra bir güldüm. Senin düşüncen ne konu hakkında? Özlemişler beni. Ha mı? Özlemişler değil mi? Evet, pandemi yüzünden insanlar bence tartışmayı, atışmayı bile özledi yani. Ben biraz ona bağlıyorum. Durduğumuz yerde kurtlanıyoruz çünkü artık sosyalleşmemiz lazım. Bu pandemi bir an önce gitsin artık. Gitsin, gerçekten sıkıldık çünkü patlayacağız yani. Bu arada burası çok sıcak ya. Yanıyorum ya. Sıradaki haberimize geçiyorum. Müsaaden var mı? Var hocam. Buyurun. Geçelim. Wow. Ateş hattının sıradaki haberi. Sosyal medyada bir süredir coin çılgınlığı dönüyor. Ki videoyu çeken kamera arkasındaki arkadaşım da bu coin tufanına katılmış durumda. Ben çok fazla vakit ayıramayacağımı bildiğim için, aynı zamanda bu tür yatırımlarda da şansıma çok fazla güvenmediğim için henüz coin olayına girmedim. Fakat girenler bu hafta epey bir üzüldüler. İlk olarak bu hafta Bitcoin inanılmaz derecede dibe vurdu. Ki bu dibe vuruşun ardından sosyal medyanın hemen hemen her yerinde Bitcoin ile alakalı haberler gördük. Ve yatırım yapan insanlar Bitcoin'in dibe vurmasının ardından gerçekten mağdur durumdalar. Yani açıkçası ben son 1-2 haftaya kadar bu coin muhabbetiyle bu kadar fazla insanın ilgilendiğini tahmin etmiyordum. Fakat son 1-2 haftadır hangi arkadaşımı arasam, hangi arkadaşımla görüşsem telefonda devamlı olarak coin piyasasını takip ettiklerini görüyorum. Ki Tankut da buna dahil. Ha, bizim Tankut gerçi ufak oynuyor. Ne kadarla oynuyorsun sen? 400-500 dolar. 400-500 dolar iyi para yapıyor lan şu an. Sende var mı lan o kadar? Artık çok. Ha, battı. Yani insanlar ciddi manada artık bu Bitcoin'i, daha doğrusu coin'leri yatırım aracı olarak görüyorlar ve yoğun bir şekilde ilgileniyorlar. Durum böyle olunca da az önce de bahsettiğim gibi fazlasıyla insan bu durumdan mağdur olmuş oldu. Ama yine konuyla alakalı bir araştırma yaptığımda yakın zamanda yükseleceğini duydum. Sen niye ağlıyorsun oğlum? Artar oğlum, bozma kendini lan. Benim Burak abin. Artmayacakmış ama. Nasıl artmayacakmış? Gitti mi 500 dolar? Şu an bir daha düştü. Haberi yaparken mi? Gitti mi 500 dolar? Değil. Abi senin neyine peki oynamak? Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar şöyle bir kural vardır yatırımlarda. Ben coin'le hiç ilgilenmedim. Bunu coin bazında söylemiyorum. Fakat bu tarz yatırımları yaparken varınızı yoğunuzu koymazsınız. Unutacağınız paralarla oynamanız gerekiyor ki eksi bir durum olduğu zaman iflas etmeyin, batmayın veya inanılmaz derecede üzülmeyin. Mesela bizim Tankut yani son 500 dolarını oraya koyduğu için burada 2 gündür peynir ekmek yiyoruz. Yanlış mıyım? Ki artmazsa sen battın mı şu an? Aldın mı hevesini? İlk bir iki gün görün bunu. İlk bir gün telefon açık önünde 18 TL daha arttı, 120 TL daha arttı. Şimdi batıklardasın. O yüzden hani böyle buradan herkes kazanıyormuş. 10 bin lira atayım, ben de paramı 5'e katlayayım mantığından uzak durun. Gerçekten takip edecekseniz ve yatırdığınız para batması durumunda üzülmeyecekseniz bu işe girin derim ve sıradaki haberimize geçerim. Wow. Ateş hattının sıradaki haberi yine coin'lerle alakalı. Daha Çiftlik Bank TOS'unun yaraları sarılmadan ülkemiz ikinci bir dolandırıcılık vakasıyla karşı karşıya. Vakamızın adı TODEX. TODEX yapımcıları Türk olan bir kripto para borsasıydı. Ve ülkemizde de açıklanan rakamlara göre 350 bin ile 400 bin arasında kullanıcısı olan bir platformdu. Peki ne oldu? TODEX'in sahibi geçtiğimiz günlerde tahmini olarak açıklanan rakamlara göre söylüyorum, 2 milyar doları da alıp, ki bu 2 milyar dolar bu arada nakit değil, kripto para olarak 2 milyar doları alıp yurt dışına gitti. Nereye gittiği bilinmiyor. Brezilya diyen var, Tayland diyen var, Uruguay diyen var. Bir yere gitti bu adam. Peki o 2 milyar dolar karşılığındaki kripto para kimindi? Tabii ki TODEX üzerinden yatırım yapan insanlarındı. Peki bu süreç nasıl oldu? TODEX sitesi ilk olarak bakıma girdiğini duyurdu. Sonrasında da Amerika'dan yatırımcılarla görüştüğünü, 3-5 gün içinde sitenin açılacağını duyurdu. Sonrasında ise Twitter'dan bir avukat, TODEX'in sahibinin yurt dışına 2 milyar dolarlık kripto parayla beraber kaçtığını duyurdu. Ve insanlar da haliyle evhamlandılar ve bunun hakkında suç duyurusunda bulunmaya başladılar. Ki büyük ihtimalle de geldiğimiz noktada insanlar haklı çıktı. Çünkü TODEX'in sahibinin dün yayınlanan bir habere göre şöyle bir açıklaması olmuş. Yurt dışında bir şirket kuracağım ve insanlara paralarını yavaş yavaş geri yollamaya başlayacağım. Bu açıklama bana çok tanıdık geldi çünkü Çiftlik Bank TOS'un da Türkiye'den kaçtıktan sonra bu ve buna benzer birkaç açıklama yapmıştı. Benim fikrimi soracak olursanız ben dolandırılan arkadaşlara çok geçmiş olsun diyorum ve bu paraların geri yatırılacağını pek düşünmüyorum. İnşallah yatırılır. Aynı zamanda buradan şunu da söylemek istiyorum. Bu olayla dalga geçen insanlara hiç saygı duymuyorum ve çok kızıyorum. Çünkü her ne olursa olsun finalde insanların canı yanıyor. Evet, şunu diyebilirsiniz ya, yurt dışı kaynaklı siteler varken, milyonlarca milyarlarca kullanıcısı olan siteler varken neden bu siteden oynuyorsunuz, neden bu kadar ciddi yatırımlar yapıyorsunuz diyen insanlara katılıyorum. Fakat bu dolandırıldıklarında onlarla dalga geçebileceğimiz anlamına gelmiyor. Bunu Çiftlik Bank olayında TOS'unun dolandırdığı insanlara da yapmışlardı. Ben bu durum karşısında çok üzülüyorum ve kesinlikle saygı duymuyorum. Bence tavrımız bu olmamalı. Yarın öbür gün başımıza gelir ve insanlar bizle dalga geçtiğinde ne yaşattığımızı anlarız. O yüzden bence ortada dalga geçilecek falan bir konu yok. Çok ciddi bir dolandırıcılık vakası var yine. İnşallah en kısa süre içerisinde çözülür ve çok fazla insan mağdur olmaz. Wow. Ateş hattının son haberi.
Arkadaşlar bu haber yine benimle alakalı. Geçen haftadan alıştım. Geçen haftaki videoda duyurmuştum. Twitch platformuna başlıyorum diye. Hatta bu videonun en başında da duyurdum. Twitch'te partnerliğimizi ve doğrulama tekimizi aldık. Henüz 3000 takipçimiz var. Fakat açıklamalar kısmında Twitch hesabımın adresi var. Bebeğim olarak gördüğüm Twitch'imi takip ederseniz çok sevinirim. Kısa süre içerisinde 3000 olduk. Hiç yayın açmadık. Hatta profil fotoğrafını bile dün koydum. Channel art falan hiçbir şey yok. Hakkımda kısmı bomboş. Fakat orada benimle ölüme gelecek 3000 tane takipçim var. Onları çok seviyorum. Sizleri de aramıza davet ediyorum. Yine aynı şekilde Discord'da da katılırsanız çok ama çok sevinirim. Yakın zamanda Twitch'e başlıyorum. Hatta haftaya büyük ihtimalle yayın ekipmanlarımı topluyorum. Videosu gelecek ve çok güzel ekipmanlar topluyorum. Çok bomba bir video olacak. Şimdiden söylüyorum. Ha, inanılmaz video derken neyi kastediyorum onu da söyleyeyim. Sonra hani bu muydu falan demeyin. Bana yayınlar için yetecek olan bir kasa toplayacağım. Aynı şekilde işte Steam Deck olsun. Steam Deck mi onun adı? Bir şeyler alacağız. Odayı kuracağız. O evdeki arka planı siyah olan odayı komple değiştirdim. Siz daha onu görmediniz. Onu apayrı bir video ile size göstereceğim. Birçok şeyi alacağız. Birçok şeyi yapacağız. Canlı yayınlara bomba gibi gireceğiz. Bu arada şu anda tasarımlar da yapılıyor. Yakında YouTube kanalımın da channel artı değişecek. Aynı şekilde Twitch hesabımın da tasarımı boydan boya değişecek. Durum bu. Evet. Bir Ateş Attı videosunun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve aşağıdaki butonlardan videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Beni şu anda ekranda çıkan Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok ama çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.